dört ana mizacımız evet, var. Dört evet. ana mizaçtan bahsediyor. Peki bunlar arasında tekrar bir ayrışma oluyor mu? Yoksa hayır, dört mizaç var. Her kişiyi siz bir mizaca mı dahil ediyorsunuz? Şimdi dört mizaç var. Aslında bu dördün içerisinde 16'ya bölündüğü de söylenilir. Hmm. Hatta biraz daha bölerseniz her kişi tek bir kişi oluyor. Ama tabii ki kolaylaşması açısından hani ortak noktalar belirlenmiş ve hani hekimler, eski hekimlerimiz bunları bir ortak noktanın tamam. içerisinde genel dört başlık var. Koymuşlar. Aynen öyle. Şeye baktığımız zaman işte kişide mesela ilk ana mizaç nasıl oluşuyor? Kişide annesi, işte anne ve babanın işte sperm ve yumurta bir araya geldiği zaman az önce dediğim sıcaklık, soğukluk, kuruluk ve nemlik bunların arasında bir böyle bir karışım oluşuyor. Hı hı. Bu karışımın içerisinde hangi ikisi hakim konuma gelirse kişinin mizacı o diyoruz. Mesela, bayağı doğuştan getiriyoruz yani. Evet evet, ilk ana mizaç o zaman oluşuyor. Tamam. Kişide eğer kuruluk ve sıcaklık hakim konuma gelirse bu kişinin mizacı safravi mizaç oluyor. Eğer nemlilik ve sıcaklık hakim konuma gelirse bu kişinin mizacı demevi mizaç oluyor. Nemlilik ve soğukluk hakim konuma gelirse kişinin mizacı balgami mizaç oluyor. Kuruluk ve soğukluk hakim konuma gelirse kişinin mizacı da sevdavi mizaç oluyor. Hı. Şimdi bu baktığımız zaman dört karakterden bahsettik. Hı hı. Bu dört karakter bize aslında her kişinin bir ana mizacı olduğunu ve bu konuda farklılaşmalar olduğunu gösteriyor. Tamam. Mesela bakıyorsunuz bir kişi çok az yemek yiyor ama su içse bile yarıyor. Veya bir kişi çok fazla yemek yiyor, sürekli yeme halinde ama bakıyorsunuz hiç kilo almıyor. Birisi su içsem yarıyor diyor, birisi de diyor ki ya diyor ben ne yersem kilo alıyorum diyor. Şimdi bu dört mizacın üzerine şöyle bir değindiğimiz zaman bunların her birinin hem görsel olarak bir şekillenmeleri var hem de karakter olarak bir takım farklılıkları var. Mesela safravi tamam. mizaca gelecek. Görsel derken fiziken de mi? Bir evet evet. Oh. Evet, fiziksel olarak bir takım özellikleri oluyor. Mesela şeye gelirsek safravi mizaçtaki bir kişiye bakacak olursak safravi mizaç kuru sıcak mizaca sahip. Şimdi ateş maddesiyle bağlayacağım. Güneşe baktığımız zaman güneş nedir? Gökyüzünde ve hiç kimse ona karışamıyor. Yani bir saltanatı var ateşin, yani güneşin, hep gökte. Ve diğer dört element ona bağlı olarak yaşıyor. Yani hava da güneşe bağlı. Güneş ısıtırsa ısınıyor. Su da ona bağlı. Toprak da ona bağlı. Dolayısıyla safravi mizaç kişilere baktığımız zaman bir hem çok hareketler, tez canlar ve hafiftirler yani. Hani ateş gibi latif denir ona. Hem de böyle biraz daha zayıf. Kilo almaya meyilleri yoktur. Çok tez canlıdırlar. Çok hızlı konuşurlar. Yani yerlerinde duramazlar. Böyle elleri ayakları oynar yani. Hani kötü anlamda söylemiyorum tabii. Yok, hani hareket... anlatırken ben direkt ben herhalde oraya dahil edeyim düşünmedim. Yani yerlerinde duramayan bir mizaç grubu bu. Ama bu mizaç grubundaki en böyle hani olumsuz demeyelim de hani kendisinin de zayıf gördüğü kısım biraz daha sinirli olurlar bu mizaçtaki kişiler. Parlayabilirler. Hızlı parlarlar, hızlı sönerler. Çünkü kuruluk hakim olduğundan dolayı mesela şöyle söyleyeyim. Mesela suyun içerisinde elinizi şöyle dolaştırırsanız çok hissetmezsiniz. Ama sert bir şeyin üzerinde his artar değil mi? İşte safravi mizaç kişilerde kuruluk hakim olduğundan dolayı bir olayda öncelikle hissiyatıyla hareket eder. Yani bir olay oldu mu hemen parlayabilir veya hemen mutlu olabilir. Yani bu o an için gelişen durumlar. Safravi mizaçtaki durum bu. ve kilo almazlar. Yani böyle yiyor almıyor yani böyle. Ve hareketli, gezmeyi çok seven, sosyal böyle. Yani tek şunu diyebilirim safravi mizaçlarla alakalı. Sinirli olmaları olayı böyle yapıyor. Sıkıntılı hale çeviriyor. Biraz da esnemeleri gerekiyor. Biraz aynen, o hani aynen. nemliliğin o yumuşaklığını, geçişliliğini almaları gerekiyor. Aynen öyle. Yani çünkü bunlar sabit diyemeyiz. Bizde dört maddenin hepsi olduğu için meyil etme sağlayabiliriz. Her hani hangi mizaç olursa olsun ve olumsuzlukları olsa dahi bunlar düzeltilebilir özellikler.